Herkese merhabalar, ben Gizem. Ev Yeşil'e hoş geldiniz. Bugün sizinle Starliçe olarak bildiğimiz Strelitzia'ları konuşacağız. Şimdilik bu arkadaşı yanımda alıyorum ki beni engellemesin. Cennet kuşu çiçeği, turna gagası ya da Starliçe olarak bildiğimiz Strelitzia'lar gösterişli çiçekleriyle, büyük yapraklarıyla tam bir tropik türümüz. Öncelikle biraz genel bilgiler verelim. Strelitziaceae familyasından Strelitzia cinsinin türleri bunlar. Bizim genelde ülkemizde gördüğümüz iki tane türü var. Büyük yapraklarıyla, dev gibi boyuyla göz dolduran, ortama böyle adeta bir orman havası katan Strelitzia nicolai. Bir de turuncu çiçekleri açan, kesme çiçekçilikte kullanılan Strelitzia regina. Starliçeler kediler ve köpekler için zehirli, o yüzden yememesi çok önemli. Çok fazla yaklaştıklarını görmedim starliçelere ama özellikle ciddi oranda yediğini gördüyseniz, büyük miktarlarda tükettiyse hiç vakit kaybetmeden bir veterinere danışmanız gerekiyor. Ana vatanı Güney Afrika olan bir cinsimiz Strelitzia. Biz ülkemizde ikisine de starliçe diyoruz ama aslında iki farklı türümüz var. Bu yanımda gördüğünüz Strelitzia nicolai genelde heybetli görüntüsüyle tercih edilir. Genelde kafelerde, ofislerde, geniş alanlarda tercih edildiğini görürsünüz. Gerçekten de bir orman hissi yaratır büyük yapraklarıyla, aşağı salındığında şahane görünür. Yaprakları muz yaprağına benzediği için sıklıkla muz bitkisiyle karıştırılır ama biraz incelediğiniz zaman ikisinin çok farklı olduğunu görebilirsiniz. Strelitzia nicolai doğal ortamında 10 metreyi aşan boyuyla bilinir. Gerçekten çok heybetli bir görüntüsü vardır. Yani marketten alıp böyle eve getirdiğiniz minnaklar henüz birer bebek. Özellikle esintili alanlarda ve dış ortamda bakıldığında Strelitzia nicolai'nin yapraklarının lime lime olduğunu görebilirsiniz. Aynı muz ağacındaki gibi. Bu çok normal bir durumdur. Panik yapmayın. Bu kocaman yaprakların hiçbir şekilde ayrılmadığını düşünürseniz şiddetli rüzgarlarda bitkinin devrilmesi, kırılması söz konusu olabilir. Yani yaşam döngüsü için yapraklarının ayrılması çok önemli. Bu demek değildir ki evde bakılanlarda yırtılma olmayacak. Strelitzia nicolai'de görülen yaprak yırtılması çok normal bir durum. Panik yapmanıza gerek yok. Şimdi gelelim Strelitzia regina'ya. Ondan bende yok ama fotoğraflarını koyacağım. Yazlığın bahçesinde evin önüne dikmiştim. Kuytu bir alana, oldukça mutlu görünüyor. İşte bu dostumuz kesme çiçek sektörü için çok önemli çünkü şahane çiçekler açar. Gerçekten bir turna gagası gibi görünür çiçekleri. Turuncu, mor, sarı, kırmızılı tonlarda çiçekler verir. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde sıklıkla karşılaşabilirsiniz. Kışı da çok güzel, rahatlıkla atlatabilirler. Peki kışın üşümüyorlar mı? -5 dereceye kadar kademeli düşüşlerde problem yaşamıyorlar ama ani don olaylarından çok hoşlanmıyorlar. Sıcaklık ve nem konusunu anlatırken bunu nasıl çözebileceğinize değineceğim. Strelitzia regina çiçekleri için tercih edilir. Boyu da zaten genelde 2 metreyi pek aşmaz. Evde starliçe bakımı nasıl yapılır? Evde starliçe bakmak istiyorsanız geniş bir alanınız ve iyi ışık alan bir ortamınız olması lazım. Yeterli alanınız yoksa da Strelitzia nicolai yerine kısa boylu olan Strelitzia regina tercih etmenizi öneririm. Işık ihtiyacı ile başlayalım. Aydınlık, güzel ışık alan, çok uzun saatler olmasa da birkaç saat yakıcı olmayan direkt güneş ışığı alan yerlerden çok hoşlanırlar. Hiçbir bitkimizin çok uzun saatler direkt yakıcı güneş ışığına maruz kalmasını genellikle istemeyiz. Böyle bir alanınız varsa tül kullanmayı, aydınlığı filtrelemeyi unutmayın, özellikle yaz aylarında. Ben normalde evime starliçe almayı hiç düşünmedim ama bakımını size anlatabilmem için en az 3 ay kendi evimde bakmam benim için çok önemli. O yüzden tabii ki bir starliçe aldım. Özellikle kuzey cephede olan, iyi ışıklanamayan odalarda, pencereleri büyük olmayan odalarda çok önerdiğim bir bitki değil benim starliçeler. Camdan dışarı baktığınızda gökyüzünü rahatlıkla görebiliyorsanız, 1-2 saatte gerçekten iyi güneş ışığı alıyorsa starliçe tercih edin. Gelelim toprak karışımı ve saksı konusuna. Burada starliçemizi elimize alıyoruz. Ben bunu bir marketten aldım. Sizin aldığınız starliçelerin ne durumda olduğunu size gösterebilmek için. Altından köklerin çıkmaya başladığını göreceksiniz. Genelde yetiştirme saksısındaki bitkilerde eve geldiğimizde bunu gözlemleriz. Yetiştirme saksıları çok geniş seçilmez. Bu çünkü hem maliyettir hem de bitki bir an önce köklerini doldursun saksının içerisinde ve üst aksamı geliştirmeye başlasın istenilir. Satın alma esnasında saksıyı büyüttürüp yeni ve güvenilir bir toprak karışımı
karışımına geçiş yaptırmadıysanız eve geldikten sonra toprak karışımını değiştirmeniz, saksıyı da 1-2 boy büyütmeniz çok önemli. Toprak karışımı aynı monsteralarda olduğu gibi hem lifli hem geçirgen bir toprak karışımı olsun ister starliçeler. Yani neler kullanabilirsiniz? Torf ve veya Hindistan cevizi torfu içerisine, geçirgenliği arttırması için pomza, fil bilyesi, lav taşı, lav kırığı, dere çakılı gibi çeşitli malzemelerden hangisi elinizde varsa, hangisine erişiminiz varsa onu seçebilirsiniz. Bir veya birkaç tanesini ya da hepsini, onu güzelce torfların içerisine karıştırıyoruz. Ayrıca suyu tutsun istiyorsak, aldığımız torfun içerisinde hiç vermikülit ya da perlit yoksa ikisinden birini seçerek ekleyebilirsiniz. Bir de çok büyük saksılarda bakacaksanız, artık bitkiniz çok büyüdüyse hem biraz daha hacmi arttırması için hem de yine o lifli ortamı sağlaması için Hindistan cevizi kabuğu ekleyebilirsiniz. Coco husk chips diye satılan bir ürün var. Büyük bitkilerde, büyük saksılar içerisinde çok güzel oluyor gerçekten. Çoğaltma konusunda daha detaylı anlatacağım ama yaprağından çoğaltamadığımız bir bitki olduğu için kökler bizim için çok önemli. O yüzden lütfen delikli bir saksı tercih edin. Benim yaptığım gibi delikli saksıyı güzel dekoratif bir saksının içerisine oturtarak ilerleyebilirsiniz. Özellikle Strelitzia Nikolai tercih edenler için söylüyorum. Heybetli olacağı için saksısının da dolgun ve tok olması bizim için önemli. Çok büyük bir starliçeniz varsa, terakota gibi, beton saksılar gibi ağırlığı olan, bitkinin kolay kolay devrilmeyeceği saksılar tercih etmenizi öneririm. Starliçeler çiçek açana kadar saksılarını doldurmak isterler. Saksısını biraz doldurmadan çiçek açmaya pek yeltenmezler. O yüzden saksı değişimini biraz daha aralıklı yapabilirsiniz. Hızlı gelişme döneminde her yıl saksı değiştirmeniz gerekebilir. Ama birkaç yaşına ulaştıktan sonra saksısını yılda bir değil de 2 yılda bir değiştirerek, mutlaka saksının altındaki deliklerden kökleri kontrol ederek değişim yapmanızı öneririm ki çiçeklenme olsun istiyorsanız çiçekleri teşvik edebilirsiniz. Mesela burada olduğu gibi kökleri çıkmış, artık 1 hatta 2 boy büyük saksıya alınabilir. Starliçeler aktif gelişmenin görüldüğü, genellikle ilkbahar, yaz ve biraz da tabii sonbahar aylarında daha sık sulanmak isteyebilirler. Her zaman kontrol ederek sulama yapıyoruz. X günde bir sulama yapın demek kesinlikle doğru değil. Bitkinin dibini parmağınızla ya da benim kullandığım gibi bir aleti batırarak buradan nemli mi, ıslak mı, kuru mu olduğunu kontrol ederek sulama yapmalısınız. Sulama yaparken tek bir taraftan su dökmüyoruz. Dairesel hareketle saksının her yerinin eşit bir şekilde sulandığından emin oluyoruz. Saksının altından su çıktıktan sonra 1-2 saat sonra bu saksı içerisinde biriken fazla suyu da mutlaka döküyoruz. Orada oksijensiz, yani anaerobik bir ortam oluşmasını istemiyoruz. Biraz fazla sulamaya meyilli biri ki bence fazla sulama gerçekten bizim atasporumuz, İşte o zaman emin olamadığınız noktada sulamayı 1-2 gün geciktirin. Ya ben acaba sulasam mı? Biraz da nemli gibi görünüyor ama dediğiniz noktada 1-2 gün bekleyin, ondan sonra sulayın. Her zaman söylüyorum, az sulama değil, genelde bitkileri fazla sulama öldürüyor. Bu noktada da tabii ki delikli saksının çok büyük etkisi var. Deliksiz saksıda maalesef bunun kontrolünü yapamayabiliyoruz. Sonbaharla birlikte bitkimizin sulama sıklığını azaltacağız ama burada kesin bir tarih yok. 15 Eylül oldu, hadi ben bitkimin sulamasını azaltayım demiyoruz. Her zaman gözlemleyerek, bitkinin verdiği tepkiyi ölçerek ilerliyoruz. Özellikle açık havada kalan, hele dışarıda bahçede bakılan starliçelerde kışın kesinlikle sulama yapmanızı önermiyorum. Yağmurun altında olacağı için orada işimizi doğaya bırakıyoruz. Sıcaklık ve nem konusuna gelmek istiyorum. Kesinlikle yüksek nemden hoşlandığını söyleyebilirim. İşte tam da bu yüzden seralarda çok mutlu görünen starliçeleri alıp eve getirdiğinizde yaprak ucu kuruması gibi, mutsuzluk gibi, kapalı olan yaprağın açılmaması gibi problemler yaşayabiliyorsunuz. Çünkü evimizde o kadar yüksek nemli bir ortam sağlamamız mümkün olmuyor. Böyle aldığınız sprey şişelerini de gerçekten çok tasvip etmiyorum. Evet, arada yapabilirsiniz. Evet, yaz aylarında özellikle yaprağı temizleyeceğiniz zaman şöyle üstüne birazcık fıslatabilirsiniz ama bu şişeler, bu sprey şişeleri sizin kalıcı bir şekilde nemi arttırmanızı sağlamıyor. Bizim istediğimiz şey ortam nemini arttırmak. O yüzden nem cihazı kullanabilirsiniz. Kaloriferlere suluk asabilirsiniz. Onun sağına soluna böyle çoğaltma istasyonları koyabilirsiniz. Ama nem oranının yüksek olması önemli. Olmayabilir, onu adapte edebilirsiniz. O zaman da biraz yaprak uçlarının kuru olmasıyla okey olmanız lazım.
yapraklar yaprakların içinden çıkarak geliştiği için şu bölümde kararma görebilirsiniz. Bu arada çok normal bir durum. Yani bu nemsizlik belirtisi değil. Asıl yaprak uçlarında gördüğünüz kararmalar, kurumalar, çıtır çıtır olmalar nem eksikliğinin belirtilerinden olabilir. Genel olarak sıcaklığa bizimle benzer şekilde tepki verir starliçeler. Yani 25 derecenin üzerinde biraz canı sıkılmaya başlar. 0 derecenin altına indiğinde de bundan çok hoşlanmaz. Fakat buradaki en önemli nokta ani ısı artışları ve ani ısı düşüşleri. Özellikle dış mekanda bakılan starliçelerde, ben dış mekanda starliçe baktım, ani don olayları olacağı zaman akşamdan çuval beziyle, hasır çuval beziyle sarıyorduk. Sabah açıyorduk. 2-3 gün kar yağacak ve sıfırın altında seyredecek sıcaklıklar. O zaman sarılı bırakıyorduk. Tepesi biraz daha açıktı, gövdesi biraz daha açıkta, yaprak koruyorduk olabildiğince. Hem hava almasını sağlıyorduk ama dondan etkilenmeyecek şekilde de onu korumaya çalışıyorduk ve bu şekilde hayatta kalmasını sağladık. Siz de dış mekanda starliçe bakmaya yelteniyorsanız, özellikle restoranlar için, kafeler için söylüyorum bunu ya da bahçe için söylüyorum. Kışın ani don olaylarında sıfırın altına ani düşüşler görüleceği zaman mutlaka örtmeniz lazım. Üstünü muz ağaçları için de aynı şeyi söyleyebilirim. Kapalı balkonda bakıyorum hiçbir şey olmaz diye düşünmeyin. Yazın bir anda orası fırına dönebilir. Kışında bir anda çok soğuk olabilir. Mutlaka sıcaklık takibi yapıyoruz. Dış mekanda bakıyorsanız saksı içerisindeyse iç mekana taşıyabilirsiniz. Benim öyle bir 7 metrelik starliçeyi taşıma serüvenim var. Gerçekten çok zor oluyor. Bunun bir iş gücü gerektirdiğini kabul ederek starliçe bakmaya yeltenin, büyük olanlar için söylüyorum. Budama konusunda ise özellikle bir talebi yoktur. Bazen böyle iç içe geçen yapraklar şeklinde büyüyen bitkilerde dıştaki yaprağın böyle eğilmeye başladığını, sararmaya başladığını görebiliriz. Bu çok normal bir durum. O zaman bitkimizin yaprağını kesinlikle böyle çekelemiyoruz, çekmeye çalışmıyoruz, zarar verebilirsiniz. Steril bir makasla, mutlaka sterilize edilmiş alkolle ya da dezenfektanla silinmiş bir makasla gövdeyle birleştiği yerden kesiyoruz olabildiğince dibinden. Böyle ucundan azıcık kuruması başlamış yaprağı kalkıp dibinden kesmeye çalışmayın. %50'sinden fazlası sarardıysa ve artık buradan sararma ilerliyorsa işte o zaman bu yaprağı alıyoruz. Bitkimize yardımcı olmak adına, tabii ki yaprak zararlısı ve hastalık varsa da o zaman budama yapabilirsiniz. Yapraklar yeşil olsa dahi. Fakat sararma çok ilerlemediği müddetçe ya da işte ucu kurudu, burada durdu. Tamam artık, yani bunun yeşilini kesmenize de gerek yok. Belki şöyle ucundan minik minik işte kuruyan yerleri alırsınız. O zaman da birazcık kuruluk bırakmamız çok önemli. Yeşil yerden keserseniz bitki yine yarasını iyileştirmek için orayı kurutacaktır. Bitki besini konusunda kesinlikle talepkar bir dostumuz. Aktif büyüme döneminde düzenli beslenmekten hoşlanır. İlkbahar, yaz aylarında, daha doğrusu bitkimizin aktif büyümesi devam ettiği süre boyunca sulama suyuna genel bitki besini ya da yeşil yapraklı bitkiler için bitki besini vererek besleyebilirsiniz. Dengeli bir besin kullanmanız bence daha doğru olur. Çok büyük saksılarda bakacaksanız, özellikle ofis gibi yerlerde çok fazla operasyonel maliyet çıkarmamak adına granül, yavaş salınımlı gübrelerden kullanabilirsiniz. Onlar böyle 9 aya kadar süren süre boyunca yavaş yavaş bitkiye besin elementlerini sağlarlar. Bunları tabii ki evinizde de kullanabilirsiniz. Starliçe çoğaltma nasıl yapılır? Tohumdan teknik olarak çoğalması tabii ki mümkün ama ben size burada kökünden ayırarak çoğaltmayı göstereceğim. Çünkü tohumdan çoğaltma yapabilmeniz için hem ciddi bir tecrübe, çok ciddi anlamda sabır gerekli, hem de tabii ki döllenmenin gerçekleşmesi ve tohumun oluşması lazım. Zaman içerisinde starliçenin saksısının içerisinde buradan böyle minik minik yavrular çıktığını görebilirsiniz. Anneye kökten bağlıdır bu yavrular. Bu yavrular 3 ya da 4 yaprak sahibi olduktan sonra anneden ayırabilirsiniz. Bazen saksının içerisindedir, yavruları görmezsiniz. Saksı değişimi yaparken fark edersiniz. Steril bir bıçak, makas kullanıyoruz. Olabildiğince tek hamlede kesiyoruz ve anneden ayırıyoruz. Yine yavruyu anneyi diktiğimiz gibi bir dikim materyali içerisine dikiyoruz. Boyuna göre bir saksı kullanıyoruz. Genelde bu ayırma işlemini annenin saksısını değiştireceğiniz zaman yaparsanız hem yavrular biraz büyümüş olur hem de siz iki işi bir arada çıkarmış olursunuz. Starliçe bakımıyla alakalı merak ettiğiniz bir durum varsa, yaşadığınız bir sorun varsa yorum olarak yazmayı sakın unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.